Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkıları, sevgileri ile hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir de tabii ben varım. Videoya sıkıntı yaşamazsınız da benden sıkıntı yaşarsınız. Arkadaşlar, aslında sizin çok sevdiğiniz tarzda bir video geliyor. Önce beğenileri görelim, sonra abonelikleri görelim, sonra ben de size tek tek güzel güzel önereyim. İlk olarak Jose Mourinho'nun ekibi belli oldu. Şimdi arkadaşlar, ekibindeki isimleri saysam birçok kişi der ki hocam bana ne ya, ben ne bileyim onları der. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Birinci yardımcısı İtalyan, ikinci yardımcı antrenör duran top antrenörü ve yardımcı fitness antrenörü aynı zamanda Luca Fatica, o da İtalyan. Lan bizim duran top antrenörümüz var lan, yardımcı fitness antrenörümüz var artık. Ricardo Formosinho, taktik analiz ve antrenman performans analizi. Bu da boş bir adam değil. Rapetti var, fitness antrenörü ve metodolojist. Yani taşa tapıyor. Metodoloji üretiyor arkadaşlar. Yine bir İtalyan yardımcısı var. Analiz sorumlusu, maç önü, maç sonu ve canlı maç analizleri. Bir de Giovanni Serra var, analiz şefi. Ben şunu söyleyeyim bak. Teknik direktörü yapan ekibidir. Neydi ya? Pantolonu gösteren ütüdür. Teknik direktörü gösteren yardımcı antrenörüdür. Yardımcı antrenör. Yani yardımcı antrenörleri gayet güzel. Neyse, Fenerbahçe'de Mert Hakan'la sözleşme görüşmelerinde arkadaşlar bir sıkıntı olmuş, haberiniz var mı? Ücret pazarlığı yapılmamış. Yani ücret pazarlığı yapılmamış. Ve Fenerbahçe'nin en az yerli kazanan oyuncusu olmaya devam edecek. 2 gündür haber bekleyen CSK temsilcisi de İstanbul'dan ayrıldı diyor. Sanırım Arda Birben de bunu diyen. Arda Birben, 2 sen, 3 o, 4 başkası. Öyle gider bu. Jadon Osterwolde'nin Galatasaray'a transferi. Jadon Osterwolde'nin sözleşmesinde serbest kalma maddesi yok diyor Sercan Amzoğlu. Jadon Osterwolde'nin Galatasaray'a transferi diyeyim ben. Hocam öyle bir şey yokmuş ki. İyi de Galatasaraylı duyumcu arkadaş o kadar net yazmış ki. O kadar kendinden emin yazmış ki. Sanki sanırsınız sözleşmeyi kendi hazırladı. Aman hocam bırak, Allah'ını sevirsin kuzim. Ne oluyor oğlum? Niye şeydeki Kurtuluş Savaşı öncesi Ermeni İstanbul yerleşkesinde çalışan meyhaneci gibi şey yapıyorsunuz? Konuşuyorsunuz. Boş verin. Ama Osterwolde'nin hiçbir yere gittiği yok. Osterwolde aslında bir hareketi var. Onu yapmış işte tepki olarak. Ama geldi anlat. Osterwolde neymiş? Galatasaray'a gidiyormuş. Sonra Osayi ile ilgili şeyler vardı. Osayi konusunda yok menajeri şöyle de, yok ya Sabuncuoğlu böyle de. Ya arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim. Şimdi futbolcular konusunda benim de açıklayamayacağım, sizin de açıklamaya ihtiyaç duymayacağınız bazı olaylar oluyor. Misal veriyorum, bazı futbolcunun aldığı ücret 4 milyon euro oluyor. Ama futbolcuya kulüp 1.6 veriyor. İyi de 4 alan futbolcuya nasıl 1.6 verilir hocam? Bunun adı şike değil mi? Bu işte ne bileyim SPK'yı etkilemez mi? Bak 1.6'yı kulüp veriyor. Atıyorum kafadan 2.4'ü de Pür Su veriyor. Yani Pür Su firması sponsor oluyor. Şimdi sen futbolcu 4 alıyor diyebilir misin? Dersin. Kulüp 4 veriyor diye misin? Diyebilir misin? Diyemezsin. Mesela Galatasaray 4 vermeyi seviyor. Ama öteki taraftan bakınca hani Icardi 10 alıyor diyen var. Bilmem Zaha 8 alıyor diyen var. Öbürü 5 alıyor diyen var. Ben bunu da söylemiş olayım. Neyse. Levent Mercan'ın babasının paylaşımını gördünüz mü? Fenerbahçeli babanın Fenerbahçeli evladı Levent Mercan'ın paylaşımını muhtemelen gördünüz diye düşünüyorum. Fenerbahçe Beko Jasikevicius'un teknik ekibine Ertuğrul Erdoğan ve David Garcia'nın katıldığını açıklamış. Arkadaşlar burada ben şey yaptım. Hani kimdir bunlar, necidir diye çok sordum da hocam diyorlar bak sen bilmiyorsun diyorlar. Jose Mourinho'nun ekibi gibi bir ekip kuruldu diyorlar. Çatır çatır bu isimler. Ya bu isimler iyi oldu diyorlar. Ben bilmem. Ben onu bilmem yani. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. UEFA Disiplin Kurulu Lugano Fenerbahçe maçına deplasman taraftarı alınmayacağını duyurdu. Yani UEFA Lugano Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak dedi. Bu cezadan ötürü arkadaşlar. Biliyorsunuz Union Saint-Julius maçındaydı sanırım.
Çıktılar bizimkiler. Ooo meşaleler, camalakkolar. Bakın biz ne güzel meşale sallıyoruz. Sizin meşaleniz yok mu? Yoksa anneniz sizi almadı mı falan diye diye. Kulübe cezayı yedirdiler. Birçok arkadaşımız da şimdi onlara bir şey yani saydırıyor, küfür ediyorlar. Neyse etsinler bakalım. Galatasaray Nicola Zaniolo'yu 12 milyon euroya verecek bir kulüp arıyormuş. Şimdi kolay bonuslarla mı zor bonuslarla mı, önce onu çözmek lazım. Kolay bonuslarlaysa verebilirler. Şimdi bakın Zaniolo olayını ben size şöyle anlatayım. Bu benim duyduğum iddialar. %100 doğru değil tabii ki de. Şimdi oyuncuyu Roma Galatasaray'a 15 milyon euroya veriyor. Eşek kadar da bir madde ekliyor. Diyor ki şampiyon olunursa 5 milyon euro daha prim gelecek. Galatasaray o sezon şampiyon yapılıyor. 5 daha gitti. Etti sana 20. Oyuncunun yıllık ücreti 5 milyon euro. Yarım dönemde aldığı parayı saymıyorum. Galatasaray Aston Villa'ya kiralıyor. Aston Villa diyor ki biz ne kadar kiralama verelim? İşte yıllık ücretini siz verin, kiralayalım. Galatasaray diyor ki yıllık ücretini biz verelim, siz kiralama bedeli vermiş olun. Nasıl yani? Yani siz bize 5 milyon euro kiralama bedeli vermiş olun ama biz o 5 milyon euroyu futbolcuya yıllık ücret olarak verelim. Bu sayede siz 0'a 0 olun. Hiç para harcamayın. Yani 5 bize verin, biz de size 5 geri verelim. Siz de onu futbolcuya verin. Ya da başka bir şey yapalım diyor. Neyse uzun lafın kısası. Hadi bir 5 daha vermiş, kasadan çıkmış olsun Galatasaray'ın. Neyse onu da saydık diyelim. Etti sana 25. Şimdi geri döndü. Haliyle %20'sinin Roma'ya verileceğini de bir kez daha hatırlatayım. Satış kârını. Yani 20'ye 25'e mi aldılar? Biz diyelim 15. 15'e satsalar bile Roma'ya para gitmeyecek. Ama Galatasaray verdiği ana parayı çıkartmış olacak. Peki 15'e satılır mı? 12'yi arıyorlarmış. Daha kötü olsun inşallah. Fenerbahçe'de başta Fred olmak üzere Batshuayi'nin Galatasaray'la görüşüp anlaşmasından sonra rahatsız oldular. İlk tepkiyi Fred verdi. Tüm iletişimini kesti. Sosyal medyadan engelledi falan diyor. Arkadaşlar bak. Şimdi bunun reklamını yapmak güzel olur. Şimdi bunun şeyini yapmak gerçekten güzel olur. İyi de prim kastırır ama bunlar doğru değil. Bunlar profesyonel futbolcu. Takım arkadaşı gitti diye küsmezler yani. Fenerbahçe'ye Farense'nin 22 yaşındaki Ceza Yirli. Kanat oyuncusu. Yirlisiymiş bak oranın. Bellomi'yi transfer etmek istiyor. Rekordun haberi. Fenerbahçe 22 yaşındaki Cezayirli kanat. Yani Cezayirli Bellomi'yi transfer etmek istiyor diyelim haberde. Yani Bellomi belli değil mi onu da çözemiyorum ama oyuncunun transfer marketine girdim. 4 milyon euro. Piyasa değeri, yaş 22, sağ kanat. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Farense Portekiz Ligi'nde bu arada bilginiz olsun. 33 maçta 7 gol 4 asist. 3 sarı kart görmüş. Yani bu Fenerbahçe'nin alacağı bir şey değil ya. Performans değil. Jose Mourinho onay verdiği anda Paulo Onaçu Fenerbahçe için İstanbul'a gelecek diyor. Bu doğru değil. Bakın Onaçu bize önerildi. Alacağımız doğru değil. Hocam o zaman almayacak mıyız? Almayacağımız da doğru değil. Yani nihai kararı veremedik. Niye hocam salak mıyız ya? Neyini veremedik? Geliyor ya da gelmiyor diyelim. Arkadaşlar Onaçu gelirse Fenerbahçe'nin as forveti Onaçu, yedek forveti Dzeko olacak. İster misiniz? Yani as forvet Onaçu, yedek forvet Dzeko olacak. İster misiniz, istemez misiniz? Hocam biz bu şekilde istemeyiz. Şimdi oyuncunun menajeri tamam. Acun Ilıcalı kanadı tamam. Ali Koç kanadı tamam. Southampton'ın sahibi Rasmus Ankersen ile yakın arkadaşmış Ali Koç. Bir tane duyumcu var sosyal medyada, yeni gördüm. Eğer diyor duyumum gerçekleşmezse diyor bilmem ne çocuğuyum diyor. Bu bilmem ne çocuğuyum diyen arkadaşın duyumu bu. Kesin olarak anlaşmışız. Ben de böyle bir şey yok arkadaşlar. Ben böyle bir şeyi hani listem almadım. Ha Lindelöf'ü kadrosuna katmak için girişimlere başladı denildi. Ya Sabuncuoğlu olsun, başkaları olsun. Bunu herkes duydu. Çağlar Söyüncü'de son durum. Herkesin merak ettiği husus, merak ettiği nokta burası. Ne olacak bu Çağlar'ın hali?
Hani Osterbold'e Galatasaray'a, Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye, böyle bir şey mi olacak? Aslında lan güzel başlık olmaz mı ya? Ya Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye, yerine diyeyim dur. Düşünsene ya. Biri çıkıyor Osterbold'e Galatasaray'a. Yerine Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye. Şimdi Çağlar için Atletico Madrid'e teklif yapacağımızı oyuncuya ilettik. Menajerine de ilettik. Yani menajeri de oyuncu da biliyor ki biz Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'de görüşeceğiz. Burası okey. Çağlar da hiçbir kulüple görüşmek istemediğini Fenerbahçe'ye belirtmiş sevgili Sercan Hamzoğlu'nun duyumu. Ki Sercan Hamzoğlu da boş bir adam değil biliyorsunuz. Yani boş bir duyum verecek de adam değil. Şimdi Fenerbahçe eninde sonunda bonservisini alacak diyor Erdal Vahit. Tıpkı benim gibi. Erdal Vahit de haksız sayılmaz. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe Seydou Mane ile ilgileniyor. Al Nassr tatmin edici mali bir teklif alması konumunda Mane'nin ayrılmasına izin verecek diye de haberleri girdiler. Bakın bunların hepsi sosyal medyada konuşulan duyumlar. Ve eğer 2026'ya kadar sözleşmesi devam edecek Mane için 15 milyon euro da bonservis bedeli belirlemiş. Biz 15 veremeyiz Mane'ye, onu da söyleyeyim. İtalyan sitelerinde ve Türk sitelerinde yer alan Samardžić haberini yalanlamıştım. Bir kez daha yalanlıyorum. Yani Lazar Samardžić yalan. Kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre diyor sevgili Mehmet Ümit Erol. Fenerbahçe Belçika milli takımının golcüsü Lukaku ile her konuda anlaştı diyor. Yani Fenerbahçe Lukaku ile her konuda anlaştı diyor Levent Ümit Erol arkadaşlar. Benim duyumum değil bakın, Levent Ümit Erol'un duyumu. Ya biz Lukaku'yu almışız. He oymuş. Yalnız benim duyduğum kadarıyla da tamamen anlaşmadık. Hani belli şartlarda konuşuldu edildi ama doğru değil. Fenerbahçe Wan-Bissaka için 15 milyon euroyu gözden çıkartmış. 15 değil ya, 86 milyon euro. Wan-Bissaka ismini size söylemiştim değil mi? Ay uykum geldi. Fenerbahçe Wan-Bissaka için 15 milyon euroyu gözden çıkarttı diyor. Bu da A-Spor'un haberi herhalde. Güzel sallamasyonlar var çünkü. Ya biz Wan-Bissaka için 15 milyon euroyu değil 5 milyon euroyu gözden çıkarttık. İyi de hocam 5 milyon euroya geçiniz. Serdar Ali Çelikler. Morata'ya gitmiş Fenerbahçe diyor. Öğrendiğim kadarıyla Branco görüşmüş, 12 milyon euro bonservis, 6,5 maaşı varmış, 5 milyon euroya falan alınabilir pozisyonda diyor. Şimdi burada kastedilen şu herhalde değil mi? Ben yanlış anlamadım yani. Bu kadar bonservis vereceğinizde 5'e alırsınız demek istiyor herhalde. Yani Fenerbahçe Morata'ya gitmiş, Branco görüşmüş. Yani bizim anlayacağımız burası değil mi arkadaşlar? Branco resmi teması yapmış. Ha şunu da söyleyeyim. Morata tam istediğimiz oyuncu değil gibi geliyor bana ya. Niyeyse. Bu arada Trabzonspor Cihan Çanak transferi için Standard Liège ile 2 milyon euro bonservis ve bonuslar karşısında da anlaşmaya varmış. 2005 doğumlu sol kanat oyuncusu, Türkiye U21 milli takımında forma giyiyor. Ben size bunu demiştim değil mi arkadaşlar? Söylemiştim değil mi arkadaşlar? Ya Cihan Çanak. Ya dedim ki size, yani birçoğunuz yeni geldiniz belki de. Ya dedim futbolcu Trabzonsporlu. Fenerbahçe'ye gelmek istemediğini söyledi. Aynı Halil neydi o? Halil Devrişoğlu da bunu yapmıştı. Hayatının hatasını yapmıştı. Bu da hayatının hatasını yaptı dedim. Ben bu kadar duyum vereyim dedim Aziz Allah'ın. Ve oyuncu Fenerbahçe'yi tercih etmedi. Kendi bilir. Bu arada 4500 olduk mu ya? Olmuşuz maşallah. Teşekkürler arkadaşlar hepinize yemekleriniz için. Yani bu transfer de gerçekleşirse tıpkı sizlere söylediğim gibi arkadaşlar. Oyuncuyu yani oyuncu kendi istediği kulübe gitmiş olacak. Öyle söyleyeyim size. Ha hata mı yaptı doğru mu? Ben bilemem. Bu arada imam çok güzel ezan okuyor ya. Ferdi Kadıoğlu için de şeyler geçiyor.
yurt dışından transfer tekliflerinin devam ettiğini söylüyorlar. Ben bilemem arkadaşlar. Şimdi Emir Ortakaya'yı Alexis Ozan'ın istediği iddiası var. Tam doğrulatamadım. Bournemouth Osterwolde'ye teklif sunmamış, ilgisi de yokmuş, bilginiz olsun. Ferdi Kadıoğlu için Dortmund yarışa girmiş, Premier Lig'den ilgi varmış. Fabrizio Romano söylemiş. Onu da hatırlatayım arkadaşlar, ama Ferdi'yi 30'un 35'in altına kolay kolay kimse bizden çekip alamaz. Başka da ne var? Empoli Kurunic'den ilgileniyor. Keşke doğru çıksa. İtalyan ekibi kısa süre içerisinde cüzi bir para karşılığında teklifte bulunacak diye başımızda taşırız Empoli. Keşke doğru çıksa. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir beğeni çok görmesini sevinirim. Görüşmek üzere.